8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 47 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 4749. 1903 yılında Fransız bir kimyager, deney tüpünü laboratuvarının zeminine düşürdü. Tüp kırıldı ancak dağılmadan tek parça halinde kalabildi. Kimyager, deney tüpünün içinde yer alan bir maddenin parçalanmayı engellediğini anladı ama üzerine fazla kafa yormadı. Taki bir aracın camının nasıl kırıldığını görene dek. Böylece kolay kırılmayan camı icat ettiğini fark etti. Bu buluşu 1920'lerde arabaların ön camında kullanılmaya başlandı. Tesadüf. 2. Lokantada sipariş ettiği patates kızartmasını beğenmeyen bir müşteri, patateslerin daha ince ve kızarmış olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine aşçı, patatesleri çok ince kesip kupkuru olana dek kızarttı. Patateslerin bu halini herkes çok beğendi ve patates cipsi bu şekilde ortaya çıktı. Gözlem. 3. Sonar, bir gemi veya denizaltının yerini ses dalgaları yardımıyla belirleyen bir sistemdir. 1950'lerde bu sistemin tıpta da kullanılabileceği düşünülerek ultrason cihazı geliştirildi. Bu cihaz sayesinde anne karnından ses dalgaları geçirilerek bebeğin şekli görülebilmektedir. Ultrasonik tarama adı verilen bu işlem, anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunu kontrol etmede kullanılmaktadır. İlham, numaralanmış parçaların hangilerinde, sözü edilen buluşun ortaya çıkışında yay ayraç içindeki kavram etkili olmuştur. A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayrı 3. D. 2 ve 3. Cevap, C. 50. bir orkestrada yer alan bazı müzik aletleri ve bunların sınıflandırması şu şekildedir. Orkestranın sahnedeki dizilimiyle ilgili bilinenler şunlardır. 1. sırada vurmalı müzik aleti yoktur. Yaylı müzik aletlerinin tümü farklı sıralarda ve art arda dizilmiştir. Tahta üflemeli herhangi bir çalgı ile bakır üflemeli çalgı yan yana gelmemiştir. Bu bilgilere göre orkestranın sahnedeki doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 47 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.